Herkese merhabalar arkadaşlar. eFootball 2024 mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar, Perşembe günü etkinlikleri geldi. Öncelikle neler geldi bakacağız. Daha sonrasında top açılımı yapmaya değer mi değmez mi? Gelen paketler benim biraz kafamı karıştırdı açıkçası arkadaşlar. Nereden top açılımı yapacağımı gerçekten karar veremedim. Ayrıyetten etkinlikler, kampanyalar vesaireler arkadaşlar belli bir dönemi uzadı bir hafta boyunca biliyorsunuz ve haftaya bir büyük ihtimalle güncelleme olacak ve bu güncelleme ile birlikte de Avrupa Şampiyonası'nın içinde bulunduğu bir etkinlik, bir kampanya gelecektir diye tahmin ediyorum. Önümüzdeki hafta önemli arkadaşlar. Haftayı büyük bir merakla bekliyoruz. İnşallah hayal kırıklığı olmaz ama güzel bir kampanya gelecektir diye düşünüyorum. Avrupa Şampiyonası temalı olacaktır diye de tahmin ediyorum arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar neler geldi? Öncelikle bazı etkinliklerimiz dediğim gibi arkadaşlar işte adaylı sözleşmeler, maç bileti vesaire bir hafta uzatıldı. Bir hafta sonra hem adaylı sözleşmeler hem mevcuttaki etkinlikler, kampanyalar, yenilerle hepsi gelmiş olacak. Büyük ihtimalle bir güncelleme de olur diye tahmin ediyorum. Şimdi baktığımız zaman Asya Şampiyonlar Ligi oyuncuları geldi arkadaşlar. Ronaldo, Koulibaly ve Kante'nin içinde bulunduğu bir paket geldi. Tabii ki bir Japon paketi gelmiş burada yine. Şampiyonlar Ligi'nin öne çıkan oyuncuları gelmiş arkadaşlar. Bunların bir değerlendirmesini yapacağız. Top açılımı yapmaya değer mi, değer mi, değmez mi? Hangi oyuncular için değer? Biliyorsunuz buradan da bir 40 tane top açtım. Ama Ronaldo'nun paketi gelince şimdi kafam iyice bir allak bullak oldu diyebilirim arkadaşlar. Yani Fernando Torres için mi devam etmeliyim yoksa Ronaldo için mi şansımı denemeliyim? Kafam bir bulandı arkadaşlar. Belli birkaç gün geçsin bir değerlendirmesini yapıp ona göre buradan top açılımı yapıp yapmayacağıma karar vereceğim. Ayrıyetten arkadaşlar burada gol oldu etkinliğinde de bir tane oyuncu eklendi. Hemen onu da şöyle bir göstereyim sizlere. Buradaki etkinliğimize bir tane oyuncumuz eklendi. Şöyle hatta hemen şuradan gösterelim. Onun max seviyesini falan da değerlendireceğiz. Ruben Neves Showtime oyuncu olaraktan eklendi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öncelikle Ruben Neves'in bir yani çok iyi bir oyuncu değil açıkçası arkadaşlar. Öncelikle onu belirteyim. Çok iyi bir oyuncu olsa buraya eklemezler zaten. Buraya gelmiş geçmiş en iyi oyuncu da zaten bence Costa Curta arkadaşlar. Gerçekten üst düzey bir oyuncu. Hem de bayağı bir üst düzey oyuncu. Diğerleri normal standart kartlardan da elde edilebilir. Tamam, Ronaldo'nun kartı çok özel kartı gelmiyor. Ronaldo'yu da ayrı bir yere koyuyorum ama onun dışında Costa Curta bence buradaki en üst düzey kart. Ruben Neves zaten dediğim gibi çok iyi olsa zaten buraya eklemezlerdi diye tahmin ediyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi oyuncuları geldi dediğim gibi arkadaşlar. Başka atladığım bir konu var mı diye bakıyorum. Burada bir bildirim vardı. İlave gol oldu, tur ödülleri vesairesi var. Bunu zaten oyuncuyu gösterdik. Burada ne demiş? Gidişatı değiştiren pas oyuncu becerisine sahipmiş bu arada arkadaşlar. Ruben Neves bilginiz olsun. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Fernando Torres mi, Cristiano Ronaldo mu? Hangisi için devam edeceğim? Kafam biraz karıştı. Şampiyonlar Ligi oyuncularını bir değerlendirelim arkadaşlar. Şöyle bir ekranımızı değiştireceğim. Bu arada kameramız da bir gitmiş. Hemen onu da düzeltelim. Teste bir problem yok muhtemelen ama kamera böyle bazen ara ara gidiyor arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden gerçekten üst düzey oyuncular var. Gerçekten muazzam oyuncular var arkadaşlar. Şöyle Ruben Neves'in öncelikle bir değerlendirmesini yapalım. Şöyle baktığımız zaman güçlendirmesini ikili mücadele defansif farkındalık hız dayanıklılığa vermiş. 100 oluyor arkadaşlar. Üzerinde çok fazla bence oynama yapmaya gerek yok. Eğer genel derece takıntınız yoksa arkadaşlar pastan bir iki tane alıp şöyle bitiriciliği iyi şut çeksin diye yani isabetli bir şut çeksin diye bu şekilde yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Şampiyonlar Ligi oyuncularının hemen bir değerlendirmesini yapalım. Kevin De Bruyne ile Mbappe'yi getirmemişler arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi oyuncularının içine koymamışlar. Yani Mbappe'nin şu kartını getirselerdi bence güzel olurdu ama Real Madrid'e transfer oldu diye mi getirmediler? Bilemedim. Hemen şöyle kartların kontrolünü sağlayalım. Öncelikle Vinicius Junior.
Vinicius Junior'a baktığımız zaman 100 ama Xabi Alonso ile 101 oluyordu galiba. Yanlışım varsa da düzeltin arkadaşlar lütfen. Yani muazzam bir kart. 94 hız, 96 hızlanma. Hatta Xabi Alonso ile 97 olacak. 93 bitiricilik, 92 top sürme. Yani Formu 2 muazzam bir kart arkadaşlar. Kesinlikle top açılımı yapmaya değecek bir kart. Musiala'ya baktığımız zaman yaratıcı oyun kurucu olduğu için ben çok da tutmuyorum bu kartını arkadaşlar. Musiala'nın yine de kart fena değil. Saka'ya baktığımız zaman Saka'nın bu kartı gerçekten güzel. 95 top sürme, 97 hızlanma. Saka'nın bu kartı top açılımı yapmaya bence değer bir kart olduğunu düşünüyorum. Devam ettiğimiz zaman Cancelo'yu da getirmemişler. Cancelo'nun bu kartını getirmemişler arkadaşlar. Eklememişler yani. Bence özellikleri mükemmel Cancelo'nun. Keşke getirselermiş. Devam ettiğimiz zaman Şampiyonlar Ligi oyuncularına bakmaya, kontrol etmeye devam ediyoruz. Hangi oyuncular? Hakimi'yi getirmemişler. Ter Stegen'in bu kartı gelmiş. 94 farkındalık, 97 refleks oluyor bu arada arkadaşlar. Takıma koyduğumuz zaman Ter Stegen 94, yani bir epik oyuncu gibi güçlü, yani özelliklere sahip bence. Barella'ya baktığımız zaman Barella da yine benim zaten çok sevdiğim oyunculardan bir tanesi Nicolò Barella. Hatta Valverde ile birlikte ilk 5 oyuncu arasına girer. Top açılımı yapmaya değer mi? Bence değer olduğunu düşünüyorum. Jesus'a bakalım. Jesus'un bu kartı için bence top açılımı yapmaya değmez diye düşünüyorum arkadaşlar. Devam ettiğimiz zaman kaleci Donnarumma gelmiş. Donnarumma'nın yani farkındalığı çok düşük. Refleksi tamam, uzanması falan çok iyi ama bilmiyorum, Donnarumma biraz beğenmeyen arkadaşımız çok fazla var. Ama bu özellikleri biraz farkındalık düşük kalmış arkadaşlar. Baktığımız zaman Griezmann'a bakalım. Griezmann'ın 10 numara kartı. Ofansif orta sahada değerlendirilebilir ama top açılımı yapmaya bence değmez. Rodrigo'nun şu kartını çok merak ediyordum. Rodrigo 90 hız, 95 hızlanma. Fırsatçı golcü olarak gelmiş. 93 bitiricilik var. Bence top açılımı yapmaya değecek olan oyunculardan yine bir tanesi. Belki Xabi Alonso ile 101 olabilir arkadaşlar. Rodrigo'nun bu kartı bence fena değil. Top açılımı yapmaya değebilir. Rafaleao'ya bakalım. Rafaleao'nun bu kartı arkadaşlar gördüğünüz gibi 98 hız, 99 hızlanma. Direkt forvette de oynayabiliyor. Şansınızı bence değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum. Rafaleao için de top açılımı yapmaya değebilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımız zaman yani Osimhen'in şu kartını getirmemişler. Aynen. Osimhen'in bu kartı yok. Upamecano'nun kartını getirmemişler. Marquinhos'un bu kartı yok. Yani Marquinhos'u niye getirmezsiniz ki mesela? Belki ikinci bir grup olur mu bilmiyorum ama bir devam edelim. Bakalım Pedri'nin bu kartı yok. Neuer'in kartı yok. Neuer'in şu kartı olmuş olsaydı mesela değerlendirilebilirdi arkadaşlar. Güzel bir kart bu. Neuer'in kartı. Bakıyorum başka değecek oyuncu var mı diye şöyle bir göz atıyorum arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'nden. Valverde'nin şu kartı mesela gelmemiş. Bu kartı gelse bu kartı da çok iyi ama verimli kanat olarak gelmiş. Baktığım zaman Şampiyonlar Ligi'nden başka diğer kartlar da genel dereceleri düşüyor. Tchouaméni var benim gözüme çarpan. Şampiyonlar Ligi'nden arkadaşlar. Tchouaméni'nin kartını göremedim. Burada bakıyorum. João Félix gelmemiş. Alvarez gelmemiş. Philip Foden'ın şu kartı gelmiş sanırım. Bakıyorum. Aynen, Philip Foden'ın bu kartı var. Yaratıcı oyun kurucu olarak gelmiş ama bence değmez. Kamavinga'nın şu kartı var tam orta saha. Yani normal standart diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde bir değerlendirme yaptık sizlerle birlikte. Sizler neler düşünürsünüz? Şöyle ekranımızı tekrardan değiştirelim. Yani dediğim gibi burada bence Vinicius Junior, Rafaleao, Rodrigo, daha sonrasında Nicola Barella,
Ter Stegen. Yani bu tarz oyuncuları eğer istiyorsanız arkadaşlar, bence bu oyuncular için değer diye düşünüyorum. Yani Vinicius Junior'ın bende güçlendirilmiş Player of the Week kartı var. O yüzden Vinicius Junior için açmam. Barella'nın da çok üst düzey kartları var. Yani açarsam Rafaleao'nun kartı da var bende. Yine güzel bir kartı var. Yani bir tek Rodrigo için de top açılımı yapar mıyım yapmaz mıyım burada açıkçası bilmiyorum. Çünkü zaten mevcutta şu top açılımları varken büyük ihtimalle, yani Vinicius Junior olmasaydı açıkçası açardım arkadaşlar. Yani sırf Vinicius Junior için buradan top açılımı yapardım ama ben de dediğim gibi Player of the Week kartı olduğu için açmayacağım. Büyük ihtimalle şurada yani Ronaldo için mi şey için mi Torres için mi devam edeceğim, buna karar vereceğim. Buradan dediğim gibi bir 40 tane top açılımı yaptık, hiçbir şey bulamadık. Bakalım bir değerlendirmesini yapıp göreceğiz arkadaşlar. Sizler de bu konudaki düşüncelerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Dediğim gibi haftaya Avrupa Şampiyonası gelecektir. Avrupa Şampiyonası temalı bir etkinlik, kampanya, bir düzenleme olacaktır. Yeni oyuncular eklenecektir. Veri tabanına büyük ihtimalle yeni oyuncular eklenecektir. Bakalım, merakla bekleyip göreceğiz. Çok üst düzey oyuncular gelebilir. Milli takım temalı oyuncular eklenebilir arkadaşlar. Beklediğimiz oyuncular olabilir diye düşünüyorum. Beklemekte fayda var diyorum. Top açılımı yapma konusunda da acele etmeyin derim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.